Kıymetli izleyenler, mutlu günler efendim. Olay ekranlarına, kulisten sahneye programına hoş geldiniz. Ben uzman psikolog Salih Hafızoğlu. Her pazar olduğu gibi pazar yine birlikteyiz. Bugün kulisten sahneyede daha önce konuşmadığımız bir konuyu konuşacağız. Klinik konuları konuşmaya devam ediyor olacağız ve psikotik bozuklukları bugün konuşacağız. Daha çok toplum arasında sıklıkla bildiğiniz şizofreni ama bunun yanı sıra atipik psikoz, şizoafektif bozukluk, hezeyanlı bozukluk gibi birçok alt kategorisi var bu durumun. Bugün ayrıca tanıdan da bahsedeceğiz. Tanı kriterlerini psikiyatrist doktor Makbule Esra Koçak'la birlikte konuşacağız efendim. Kulisten sahneye başlıyor. Esra, hoş geldin. Hoş bulduk Salih. Nasılsın? İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Ben de çok iyiyim. Seni burada gördüm, daha iyi oldum. Bakırköy'de tanışamamıştık ama Bursa'da tanıştık. Evet, ve burada, burada kısmet oldu. Bugün de seni davet ettiğim için ben de çok mutlu oldum. Ben de çok mutlu oldum. Davetimi kabul ettiğin için tekrar teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Girişte söyledim, bugün psikozu konuşacağız. Senin ihtisasın zaten Bakırköy'de de olduğu için bununla çok haşır neşirsin bu konuyla ilgili. Ama istersen buna geçmeden önce biraz daha toplumlarda olan bir psikolojiyi konuşalım. Yani özellikle kendi ülkemizde olan bir kısım. Efendim, Ümit Yaşar Oğuzcan'ın bir tırnak içinde kullanıyoruz biz bu tabiri ama deliler şiiri var. Hani deliler şiirin son mısrasında da 5. deli aklı başında belli ki hayli dirsek çürütmüş büyük ümitlerin peşinde diyor. Deli demeye 1000 şahit ister, beğenmemiş gidişini dünyanın, deli demişler diyor. Bizim de hayatımızda işte beğenmeyen kişiler olduğu zaman ya delirdin mi, çıldırdın mı gibi tabirler kullanılıyor. Tabii, tabii. Nasıl, hani gözlemlerin neler, merak ediyorum ben. Ya hani delilik tabii aslında çok eski bir kavram. Deliliğin tarihi çok eski. Toplumsal normun dışında olan da toplum için deli olarak etiketleniyor. Ama tabii hastalık boyutu çok farklı. Yani biz işte halk arasında şizofren misin, işte delirdin mi deriz ama hakikaten bizim psikotik bozukluklar grubumuz çok ciddi, insanın işlevselliğini bozan ve hayatını çok zorlaştıran bozukluklar. Ama ne mutlu ki tedavileri var ve özellikle yeni ilaçlarla da çok daha iyi tedavi edebiliyoruz. Ama toplumsal normun dışına çıkmak, evet, hala delilik toplumda. Marjinal olmak. Biz çok sevmiyoruz o kelimeyi aslında, deli kelimesini. Çünkü bunlar aslında birer psikotik bozukluklar, beyin hastalığı olarak artık tanımlanıyor. O zaman psikozun tanımıyla başlayalım. Evet, yani psikozu şöyle tanımlayabiliriz genel olarak. Düşünce, duygulanım ve davranışta çok ciddi bozukluklar yaratan ve gerçeklikten kopmaya yol açan beyin hastalıkları. Artık hani ruhsal hastalıklar ama artık beyin hastalığı olarak da tanımlanıyor. Çünkü beyinde işte hormonal düzeyde ya da yapısal düzeyde de birçok değişiklik görüyoruz görüntülemede. Yani gerçeği değerlendirme yetisinin kaybolması aslında gerçeği, bir noktada. Evet, gerçeklikten ciddi bir ayrılma, kopma oluyor bu bozukluklarda. Çeşitli, yani çok çeşitli belirtileri var ama en majör bilinen belirtileri hezeyan dediğimiz düşünce bozuklukları var. Yani düşüncede gerçeklikten çok ciddi sapmalar oluyor. Yanlış inançlar. Evet, yani yanlış inanışa sıkı sıkıya tutunma var. Halüsinasyon dediğimiz uyaran olmadığı halde bir duyum olması. İşte kimse yok etrafında, ses duyuyor. Birini görüyor. Olmayan bir şeyi görüyor. Ya da koku alabiliyor bazen. Koku alabiliyor, dokunma şeklinde olabiliyor. Halüsinasyonlar çok belirgin belirtilerinden biri. Davranışta çok çok çeşitli, hani detayını yine konuşuruz ama çok çeşitli farklılıklar, bozulmalar olabiliyor. Konuşmada keza çok çeşitli bozukluklar olabiliyor. Bunlara biz pozitif belirtiler diyoruz. Daha böyle dıştan görünen, daha böyle aşikar belirtiler. Bir de negatif belirtiler var. Bunlar daha çok böyle içe çekilme, sosyal izolasyon, böyle duygusal tonda bir düzleşmeyle giden. Az konuşma. Evet, konuşma miktarı azalır, hareketler azalır, öz bakım azalır. Bunlara da negatif belirtiler diyoruz. Bu da çok önemli. Aslında bir... daha kritik değil mi? Yani hani pozitif belirtilerden negatif belirtiler belki önce fark ediliyor ama aile içerisinde gördüğünde ya işte daha az konuşuyor. Bazen sesi çıkmayınca da daha iyi gelir hani tabii, kişiler. Tabii tabii. Şimdi bu yeni bizim sınıflandırma sistemlerimiz var. İşte bu tanısal sistemlerimiz.
Amerika menşeli. Yeni sınıflandırma sistemimizde biraz negatif belirtiler arka plana atılmış ama ülkemizde ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Senin az önce söylediğin gibi. İşte az konuşuyor, evde bir köşede duruyor. Senelerce kimseye zararı hiç yok. Zararı yok. Senelerce getirilmez. O bir öyle bir koltuğun köşesinde oturur. İş güç yapmıyor ama olsun gibi. Seneler sonra gelir bakarız. Ah, şizofren aslında ama senelerce tanık olmamış negatif belirtilerle giden tipler. Ülkemizde çok yaygın olduğunu düşünüyorum ben. Çeşitli sosyokültürel nedenlerle. Ve çok önemli tabii ki bir bölümü. Yani negatif belirtileri ben çok önemli buluyorum. Belki hani burada hani uyarının artmasıyla birlikte hani yayından önce de konuşmuştuk sen hani hezeyanlardan bahsetmişken hani toplumda özellikle hani köyde ya da kırsal yerlerde belki hani pozitif belirtiler daha az görülebilir ama özellikle büyük şehirlerde, metropollerde uyaranlar fazla olduğu zaman da pozitif belirtilerin artması daha mümkün oluyor. Evet, yani kaotik ortam psikotik hastaya çok iyi gelmez. Çok uyaran olması çok iyi gelmez. Köy gibi daha böyle kırsal, geniş alanlar, uyaran az, sosyal destek daha iyi. Tutarlar yani etiket, evet yani köyün delisidir ama yine de oturur kahvede, sohbet eder, çayını içer. Hani kimse aman sen bizden uzak dur demez. Kabul eder zaten onu evet, o şekilde. Evet, onu o şekilde kabul ederler. Bu hani tam olarak bir etiketleme değil aslında. O yüzden kırsal kesimde evet böyle idare edilen, hatta pozitif belirtileri çok belirgin olan hastalar da vardır yani. Kendi kendine konuşur köyde gider ama hani kimseye ne zararı vardır. Uyaran az oldukça daha az eksite olur. Eksite olmakla kastım yani vurma, kırma, saldırganlaşma gibi. Zaten eksitasyon bir uyaran olmadan da ani tabii, yükselmesi tabii, hastanın. Tabii ama hani eksite olması için hastanın hani uyaran çoksa daha çabuk eksite oluyor. O yüzden evet bizim toplumumuzda böyle kırsal kesimde böyle idare edilen psikotik hastalar vardır. O zaman hani şizofreniden başlayalım. En biraz yani girişte de bahsettim. En sıkıkla bilinen. Hani evet. Biraz önce girişte de söyledik ya şizofren misin falan evet, diye en bazen etiketlerimiz şizofren. Oluyor. Doğru. Ama bunun alt kısımlarını, diğer kısımlarını daha konuşacağız. İstersen onunla giriş yapalım. Genel bir psikoz tablosunu çizdik. Hani bu tanı kriteri içerisinde de önemli yere sahip şizofreni. Evet, evet. Şizofreni en bilinen psikotik bozukluk. En tanınmış. Üzerinde en çok çalışma yapılmış, ilaç araştırması yapılmış, en çok hasta gördüğümüz grup. Kronik bir durum. Yine psikozun tanımından hasta farklı bir tanım yok. Evet, yani gerçeklikten kopmuştur kişi. Duygusal, düşünsel ve davranışsal bazda büyük sorunlar yaşar. Bu gerçeklikten kopma nedeniyle. Yine az önce söylediğimiz hezeyanlar, halüsinasyonlar, davranış bozuklukları, konuşma bozuklukları, negatif belirtiler ve işlevsellikte kaybı yani belirgin bozulma azalması. Olur. Yani hani bizim ruhsal hastalıklarımızın hepsi işlevselliği bozar, depresyon da bozar. Ama şizofrenide tabii tedavisiz kalmış şizofrenide çok ağır bozulmalar olur işlevsellikte. Normal fonksiyon göremez hale gelir kişi. Belli ki orada hani bizim de kullandığımız iç görünün olmaması. Yani evet ben hastayım diyememesi kişinin tabii, bu noktada tabii. Bu hani işlevselliğin bozulmasını ya bu hezeyana daha fazla tutulmasını da içgörü çok önemli bir yani o hatırlattığın çok iyi oldu. İçgörü çok önemli bir kavram şizofrenide. İçgörü dediğimiz şey şu. Kişinin kendi hastalığının farkında olması. Şizofrenide maalesef içgörü genellikle yani belli kısmi içgörülü hastalarımız vardır ama genelde olmadığı için kişi bu hezeyanlı düşünceye, biraz onu da açarız. Bu yanlış inanışa sıkı sıkıya bağlanır ve onun merkezinde hayatını sürdürmeye başlar. Tutuyor aslında Esra bir yerde hastayı da yani dağılmasını da aslında o hezeyan engelliyor. Tabii aslında dinamik açıdan savunmadır bir taraftan öyle tanımlarız biz. Yani tutan bir tarafı da vardır ama hayata katılmasını çok bozuyor. Yani şöyle diyeyim işte hezeyanlardan bir örnek vereyim. Paranoid bir hezeyan işte çok en sık görülen zarar göreceğine dair. İşte MIT beni takip ediyor. Şu arkamdan gelen adam beni öldürmek istiyor. Tabii böyle düşünen bir insan arkasından gelen kişi saldırabilir de. Çünkü öldüreceğine inanıyor, sıkı sıkıya inanıyor. İçgörüsü yok, bunun bir farkındalığı olmadığı için davranışını ona göre yönlendiremiyor. İçgörünün daha da büyük bir önemi tedavi için. Yani çünkü kişi hasta olduğunu fark etmezse tedaviye ihtiyacı olduğunu düşünmez. Bize akut atakta gelen hastalar
Ya benim bir şeyim yok. Evet, beni takip, hatta sizi de katabilir mesela. Siz de onların Olabilir. adamısınız. Beni içeri atacaksınız. Ben anladım, bu bir komplo diyebilir. İçgörü bu anlamda çok önemli. Bizim için kritik bir nokta. Aslında biraz da şizofreniden bahsetmişken, hani buna girmişken erken dönem belirtilerinden biraz bahsedelim. Evet. Yani erken dönem belirtileri kafa karıştırıcı olabilir. Tanının konmasını zorlaştırabilir. İyi bir klinisyen yakalayabilir, deneyimli bir klinisyen, ama müphem belirtiler. Yani hani bir kuşkuculuk vardır ama böyle bu kadar hani hezeyan boyutunda değil, ama bir şüphecidir. Güvensizdir. Huzursuzdur, kaygılıdır. Yani bazen kaygı bozukluğu falan zannedilir. Böyle bir huzursuzdur kişi. Sosyal içe çekilmeler yavaş yavaş başlar. Yani insanlarla daha az kontağa geçme, odasına kapanma, kendi içine dönme gibi davranışlar görülebilir. Depresif duygu durum, keyifsizlikler görülebilir prodromal dönemde. Yani yavaş yavaş bu böyle kabuğuna çekilme ve garip düşünceler kendini göstermeye başlar. Çok dile getirmez. Kendine de biraz garip gelir çünkü. Dile getirmez. O yüzden dediğim gibi hani iyi bir klinisyen eğer bir ucunu yakalarsa oradan girip hani bunu Klinisyenler önce ailenin sorgulayabilir. de belki beraber yaşadığı birileri varsa bunu fark etmesi çok kıymetli aslında. Ailenin fark etmesi de önemli. Aile genelde aslında bir tuhaflık olduğunu fark Farklı. ediyor ama konduramıyor. Geçicidir diyor. İşte bir, genelde stresör tetikler. O yüzden hani bir şey oldu, işte o etkilemiştir mesela. İşte bir kayıp oldu ya da askere gitti geldi. Herhalde hani zor geçti ondan gibi şeyler yakıştırabiliyor. İkincisi fark ediyor. Bir doktora götürelim diyor. Kişi kendi kabul etmiyor. Yani yok benim bir şeyim Yok. gibi. Prodromal belirtiler o yüzden önemli. Erken yakalamak aslında önemli. Çünkü akut atak olmadan, işte bu iyice hezeyanlar artmadan, eğer çok erken dönemde yakalarsak tedaviyle o atakları, hastaneye yatışları, invazif girişimleri, işte EKT gibi de engelleyebiliyoruz tabii. Aslında bunun komplikasyonları da var. Şizofrenin. Hani Muhakkak. burada bahsettiğin hani ben hasta değilim ya da konduramamak ya da evden dışarı çıkmasına izin vermemek. Çünkü dışarı çıktığında da komşular var. Tabii. Biri görürse ne der? Yani Tabii. biz de hani sadece bu psikotik bozukluklar için bunu konuşmuyoruz. Diğer ruh sağlığı alanındaki diğer hastalıklarda da benzer şeyleri Evet. konuşuyoruz aslında. Ama bunun riskleri de var. Tabii. Yani şizofreninin komplikasyonları çok yaygın. Tedavisiz kalırsa, yani tedaviyle hani biz bunları tutuyoruz, takipli hastalarda fark edebiliyoruz. Depresyon, şizofreni içi depresyon çok yaygın ve intihar girişimine ya da düşüncesine neden olabiliyor en sık gördüğümüz komplikasyonlardan biri. Alkol madde kullanımı, kendini yatıştırmak için, sakinleşebilmek için, o bunaltıyı atabilmek için alkol madde kullanımı çok sık oluyor. Kendine zarar verme davranışı. Kişi gerçeklikten koptuğu gibi kendi ve dış dünya arasındaki sınırı da algılayamaz olur. Çok sık görürüz işte. Kendine sigara basma. Sınırını algılamaya çalışıyor. Yani o bence anladığını hissetmek istiyor bir Evet, ben yandan da. buradayım. Burası dış dünya. Bunu ayırt etmekte zorlanır. Kendine zarar verme davranışı çok sık olur bu nedenle. Bazen Yine aslında burada hani sözünü kesiyorum ama hani estağfurullah. belki intihardan da hani belki farklı kısımları da var intihar düşüncesinden. Örneğin sesi duyar, kendine zarar vermek isteyebilir ve bu Tabii. nokta bu intihar girişiminden biraz daha farklı aslında. Tabii, farklı. Seslerin yönlendirmesiyle kendine zarar verme de olabilir. Tabii bu tip zarar vermelere de olabiliyor. Yönlendirir çünkü bazı sesler. Dediğim gibi işte iç depresyon önemli. İşlevsellik çok bozuluyor tabii. Hayata katılım, işten ayrılma, boşanma, işte aileden ayrılmak zorunda kalma gibi şeyler yalnızlaşıyor. Daha da depresif oluyor. Ya bedensel hastalıklara daha sık yakalanıyorlar. Gerek tabii çok yoğun ilaç tedavilerinin etkisiyle, gerek öz bakımlarının düşmesi nedeniyle, yani kendilerine yeterince bakamadıkları için, hijyen sorunları olduğu için. Böyle çok yaygın komplikasyonları var Bu noktada şizofreninin. bazen de işte yatış zoruna hale gelebiliyor. Tabii. Biraz bu yatış sürecinden de bahsedelim Yatış aslında. sürecinin önemli olduğunu düşünüyorum. Tabii istemediğimiz bir şey. Biz her hastayı ayaktan takip etmek isteriz. Yani akut atak gelişmesin, daha onun başında yakalayalım ve yatışa gerek olmasın. Takip bu anlamda çok önemli. Yani ayaktan takip. Şizofreni ya da psikotik bozukluklar, kronik hastalıklar. Yani şizofreni ömür boyu bir hastalık.
Ama ömür boyu hastalık, ömür boyu kötü olacak kişi, hep kendi kendine konuşacak, hep şüpheci olacak anlamında değil. Ama ömür boyu evet bir takip altında olmak zorunda. Yani aslında bunun gidişatında tedavi sürecine sahip çıkmasıyla mümkün Tabii ki oluyor yani yani. tedavi ve takibi ne kadar önemserse hasta ve hasta yakınları, hasta yakınlarına çok rol düşüyor. İçgörü nedeniyle Evet. konuştuk ya, kişi kendi fark etmiyor. Ne kadar iyi takip olursa o kadar az yatış olur. Çünkü biz fark ederiz kötüleştiğini. Dozlara ayarlarız, enjeksiyonlara geçiririz. Hani tutarız hastayı bir şekilde, gerçeklik zeminine çekmeye çalışırız. Ama diyelim ki hasta geldi çok kötü. Ne zaman yatırıyoruz? Her psikotik hasta yatırılmaz. Yani kendi kendine konuşuyor diye hemen yatıracağız hastayı diye bir şey yok. Ama saldırganlığı varsa, eksitasyonları varsa, yani böyle patlayıcı hareketler, çevreye zarar verecek ölçüde, şüphecilikleri özellikle belli kişilere yöneldiyse, korktuğu için zarar veriyor. Yani şizofrenler saldırgandır gibi bir etiket var. Aslında öyle bir şey yok. Şizofreni hastası zarar göreceğine inandığı için durdurmaya çalışıyor. Yani siz onu öldüreceksiniz zannediyor. Sizin karşınızda biri olsa, siz onu yani öldürecek, size inanıyorsunuz buna, ne yaparsınız? Kendinizi savunmaya çalışırsınız. Aynen böyle. Bu nedenle bu tip riskler olabiliyor. Yine intihar düşüncesi, kendine zarar verme ihtimali. Bunlar yatış Yani gerektirir. intihar, bir başkasına zarar verme düşüncesi, Homisidal düşünce deriz yani, homisidal öldürmeye düşünceler de ve zarar burada verme. bir de yine ekstasyon riski varsa aslında 3 tane Evet, temel bir de faktörümüz tedavi var. reddi. Tedavi reddi de önemli. İlaç içmeyi kesinlikle reddediyorsa hasta, o O zaman zaman yatış. yatırarak tedavi etmek zorundayız. İlacı veriyoruz, içmeyecek çünkü yani. O zaman bir şekilde biz onu yatırarak kendi kontrolümüzde enjeksiyonlarla tedavi etmek zorundayız demek. Tedavi Peki reddi burada hani de zorunlu önemli. yatış sürecinde hani ailelere söylemek istediğin şeyler var mı gerekli durumlarda? Bence çok önemli bir nokta. Aileler çok çaresiz kalıyorlar. Ne yapacaklarını bilmiyorlar. İlk defa başlarına geldi. Çocukları ya da eşleri garip şeyler söylüyor. Saldırgan, tuhaflaştı, kendine bakmıyor, odadan çıkmıyor. Korkutucu bir şey. Hem hastanın kendisi için korkutucu, hem yakınları için korkutucu. Çok yabancı bir durum. Şöyle bir şey var. Yani zorunlu yatış diye bir opsiyon var. Yani kişi kabul etmiyor. Saldırgan, riskli. Bu durumda psikiyatriye başvururlarsa zaten biz yönlendirme yapıyoruz. Polis eşliğinde kişi alınarak ailesinin imzasıyla ve onayıyla zorunlu olarak yatırılabilir. Kendine ve başkalarına zarar vermesin diye. Yani hastanın biz yararına bir şey yapıyoruz aslında. O yüzden aileler bazen acaba hani yapsak mı derler ama şöyle düşünün, yani ya çocuğunuz birine zarar verirse, yani dönüşsüz bir şey olabilir. O yüzden evet bazen zorunlu olarak yatırmak zorundayız onun iyiliği için. Biz her zaman hastanın iyiliğini gözetiriz. Ve bu şekilde imzayla zorunlu olarak yatış yapabiliyoruz kapalı servisi olan hastanelere. Aslında burada psikiyatrinin diğer tıbbın alt dallarından bir farkı hasta ayağıyla geliyor aslında. Belki hani kan revan yok burada hani belki bir kazadan sonra değil ama ayağıyla geliyor ve böyle belirtiler var. Yatış süreci oldu. Bu noktada işte hekimler, asistan hekimler ilk etapta görürler. Bir mental durum muayenesi Tabii. yaparlar. Belki hani bu süreçte hani hazır hastaneye başvuru sürecinden de bahsetmişken yatışta belki hani hekimlerin de oradaki diğer sağlık personeli neler yaptığına biraz bahsetmek gerekebilir. Bahsedelim. Tabii hani hasta gelir. Bizim için aile öyküsü çok önemli. Çünkü hasta her zaman bilgi vermek istemeyebilir. Hastalığının olduğunu kabul etmiyor. Ve anlıyor, zorla getirdiniz oraya, onu kapatacaksınız yani büyük bir ihtimalle ve tamamen susabilir. Hiç anlatmayabilir. Tabii biz yine beden dili, davranışları, yüz ifadesi, mimikleri, psikozu bize gösteren sadece hastanın anlattıkları Tabii değildir. afekti, duygu durumu. Yani duygu tonu, bakışı, göz kontağı, yüzündeki mimiklerin ya da el hareketlerinin, jestlerinin Davranışın sözde uyumlu olup olmaması. olmaması. Yani birçok şeye bakarız biz. Ama ailenin vereceği öykü tabii ki önemli oluyor. Süreci öğreniyoruz. Ne oldu? Nasıl buraya geldiniz? Sizi buraya ne getirdi? Bunlar bizim için önemli. Yatış için yapılan mental durum muayenesi çok böyle detaylı bir muayene olmaz. Biz hedefe odaklıyızdır. Hastayı daha da fazla eksite etmek istemeyiz. Orada görelim.
Yatış gerekiyor mu, gerekmiyor mu? Neydi? Kendine zarar verme, başkasına zarar Zarar verme. verme. Tedavi reddi ya da eksitasyon durumu var mı? Bunlara bakarız. Ve eğer bunlar varsa ve uygunsa işte servisler vesaire, yatak durumu tabii Türkiye'de böyle problemler de olabiliyor. Yeterli yatak genelde yok o hastanelerde. Gerçi Bursa için yeni bir ruh sağlığı hastanesi açıldı. Bu bizim için büyük bir avantaj. Bu şekilde yatışını yapıyoruz ve yatarak takibini başlatıyoruz aslında. Ondan sonraki süreçte yine bir hani uzman hekimler de görüyor. Bir vizit Tabii. hani süreci oluyor. Tabii Hastane düzenli olarak genellikle servislerde. tedavi düzenlenmesi yapılıyor. Tabii servise yattıktan sonra her servisin kendi iç dinamiği vardır. Biz Bakırköy çok büyük bir hastanede ben ihtisas yaptım. Her servis ayrıdır, şefi ayrıdır, binası, bölümü ayrıdır, asistanları, kadrosu ayrıdır. Her servis kendince hastayı görür, tedavisine, kendi ekolüne göre, yani tabii kendi uygun gördüğü şekilde başlatır. Ve servis çok önemlidir. Sürekli gözümüzün önünde bir kere hasta. Biz hastayı hep görüyoruz, hep kontrol altında. Başkasına ya da kendisine Güzel. zarar vermemesi için bu açıdan önemli Zaten yatarak takip. hemşireler de özellikle aslında belki psikiyatri hekimlerine ya da hastane hekimlerinden çok buradan da hani hem Tabii. Bakırköy'deki tüm psikiyatri hemşirelerinin de bu alanda çalışan hemşirelere selamlar gönderirim. Aslında çok daha önemli bir pozisyondalar. Muhakkak hepsine selam olsun. Ben ihtisasımın başında onlardan çok şey öğrenmişimdir. Hasta takibi, gözleme açısından. Özellikle Bakırköy'ün hemşireleri çok çok donanımlıdır. Hastayı hemen böyle gözünden anlarlar. Nasıl handle edeceğiz, nasıl Başa işte çıkacağız. yöneteceğiz, başa çıkacağız. Çok iyi bilirler hakikaten. Bu gözler, ikinci, üçüncü, dördüncü işte güvenlik personel, gözler önemli. Kontrol altında olması hastanın önemli ve ilacını alabiliyor olması. Tedavi reddi önemli demiştik. Önemli. O yüzden hani serviste bir sürü göz görüyor, sürekli vizit yapılıyor, hasta sürekli değerlendiriliyor. Kontrol altında. Ve ne gerekiyorsa yapılıyor. Evde bunu hasta yakınının yapması şizofrenik bir akut atakta çok mümkün değil. Yani tutamaz. Yani burada hani psikozdan bahsettik, şizofreniye girdik, hastane tedavi sürecinden bahsettik ama çok önemli bir konu da var bence Esra burada. Konsültasyon dediğimiz Evet, çok. yani hastayı diğer hekimlerin de görmesi, yani MR'ın ya da diğer Tabii, çekilmesi, diğer muhakkak. tahlillerin yapılması çok önemli. Çünkü Öz, bazen bu evet. tıbbi duruma bağlı bir Tabii. psikoz da olabiliyor. Farklı şeyler de fark edilebiliyor aslında Evet. diğer hekimler tarafından. Biraz bahseder misin bunlardan? Özellikle ilk atakta. Yani hasta evet uzun süredir takipliyse zaten daha önceden bunlar yapılmıştır bu değerlendirmeler ama ilk atak hastada muhakkak nörolojik muayene yapılmalı, görüntüleme yapılmalı. Çünkü beyin bazı başka beyin hastalıkları da psikotik belirtilere yol açabilir. İşte beyin tümörleri, beyindeki enfeksiyonlar, HIV'nin beyni tutan formu sifilis, toksoplazma gibi başka tip beyin enfeksiyonları, Parkinson hastalığı mesela psikotik belirtilerle bir görünüm Yine sergileyebilir. hipertiroidizm önemli Evet, bir nokta. hipertiroidi de çok sık olmasa da olur. Hasta konsültasyonu yerine mesela kortikosteroid alıyordur. Kortizonlu ilaçlar, yüksek doz, başka hastalıklar nedeniyle. Psikotik bir yani yan etkileri vardır bu şekilde psikoz görebiliriz. O yüzden evet konsültasyon çok önemli. Özellikle nörolojik değerlendirme asla gözden kaçmamalı. Mutlaka bu açılardan değerlendirilmeli hasta. Bir şey gözden kaçmasın diye. Çünkü aynı şizofreniye benzer bir tabloyla gelir hasta. Bakarsınız işte adenom vardır beyinde tümör. Ona bağlı geliştiğini anlarsınız. Tamamen farklı bir tedavi rotası çizmek gerekir. Çünkü hani cerrahi mi yapılacak, enfeksiyonsa ona yönelik tedavi mi yapılacak bunları göz ardı etmemek Yani bu lazım. aşamada gerçekten hani her programda söylüyoruz hemen hemen ama hani tırnak içinde bunu kullanıyorum, şarlatanlar yerine gerçekten doğru kişiye ve doğru uzmana burada gitmek Muhakkak, gerekiyor. Yani muhakkak. hani bu alan biraz daha hani çekinceli bir alan olabiliyor başvuruyla alakalı ama bu nasıl ki bedeninizde bir yer ağrıyor ve bu noktada Tabii ki. hani bu da aslında bir sıkıntı ve bedenselde yansımaları olan da bir durum aynı zamanda. Bedensel yansımalarını biraz önce bahsettiğimiz ruhsal yansıması da var. Bedensel sıkıntının ruhsal yansıması da var. Bu Muhakkak. açıdan hani bir klinik psikoloğa ya da bir hani psikiyatri hekimine her şeyden önce bir hani başvuru yapmak gerekiyor. Muhakkak. Yani Türk toplumu, biz inançları güçlü bir toplumuz, dini inançları. Ve şizofreni çok farklı bir tablo. Yani gerçeklikten kopuyor, garip davranıyor. Hocaya götürme mesela çok sıktır. Hocaya götürürler.
Hocaya götürdü ne oldu? Yani bana bir zararı yok ama Hı hastanın bana gelmesi gecikiyor. Yani hocayı gördü diye hasta daha mı kötüleşti? Yok, daha kötüleşmez ama işte hoca onu okuttu, bunu okuttu, şu oldu, bu oldu derken aylar geçiyor bazen. Hasta çok daha kötüleşmiş olarak hı. geliyor. Yani bunların hastalık olduğunu unutmamak gerekir. Yani burada belki aile de ya da diğer kişiler de bizi izleyenler, Tabii. dinleyenler de yani bu kişinin kontrolünde olan bir durum değil. Her şeyden Değil, önce bunu bir değil, değil, netleştirmemiz değil. Bu gerekiyor. bir hastalık. Yani bunu kontrol edemezsiniz. Kim böyle bir şey yaşamak ister? Yani en Yani. basitinden böyle düşünün. Yani kim her şeyden korkmak? Takip ediliyorum. Beni öldürecekler. Peşimdeler. Yani bu korkuyla yaşamak çok zor bir şey. Kimse istemez ki böyle bir şey yaşamak. Mesela paranoyat ezeyanlar çok belirgin olduğu için hep onlardan bahsediyorum. İşte öldürecekler, peşimdeler, Bazen mesajlar. evlerin perdeleri çekilir, inir dışarıdan Evlerin gözlemesinler perdesi diye çekilir, yani tahtalar mı başka bir şey yapabilir. çakılır, bütün aile eve mi kapatılır, bize zarar Siyah karanlık verecekler gözlükler hani mi takılır, gibi. prizler mi kapatılır, ekrandan mesaj geliyor diye televizyonlar mı kırılır? Yani çok zor bir şey bu. Bunu yaşamak çok zor. Onun perspektifinden bakınca biz tabii hekimler olarak hastalarımızla yakınız çok. O perspektiften bakmak bizim için daha kolay belki ama aileler de hani bir yerine koysunlar. Çok zor bir şey. Çok korkutucu bir şey. Aile için de korkutucu anlıyorum ama hasta için çok zor. Kendi isteyerek kimse böyle bir şey yaşamak istemez. Ailesine de yaşatmak istemez. Yani psikoz tanımladık, şizofreniye girdik, hastane sürecinden bahsettik, tedaviye sahip çıkmanın öneminden bahsettik. Burada hani ben iyiyim diye ataklarım ya da semptomlar geçti diye tekrardan bu ilaçları kullanmamazlık yapmasınlar, aileler de bunu takip etsinler. Hani bunu Evet. söyleyelim, belki sıklıkla Çok karşılaştığımız bir önemli. durum Bizim bu. bütün hastalıklarımızda sen de çok iyi biliyorsun. Yani bunu depresyonda, kaygıda falan da öyle. Uzun vadeli tedavilerimiz var. Bu şizofreni gibi kronik hastalıklar için çok daha uzun süreli tedavilerimiz var. Yani hastanın semptomu geçti. Ha, iyi. Hani kendi kendine konuşmuyor, korkuları azaldı. Ben iyileştim, içmeyeceğim. Hasta çok zaten baştan da içmek istemez. Zaten içgörüsü yok, hastalığının farkında değil. Bir de daha da iyi olunca hani bırakayım. Aileler bu konuda çok dikkatli olmalı. Yani bunun uzun vadeli bir tedavi olduğu takip 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 hep söylüyorum. Toplum ruh sağlığı merkezlerinden de belki bahsetmek Ben de gerekir. aslında o hani tedavi dedim, hani bu Evet. kısmı da söyleyeyim, oraya Evet girecektim. evet Yani özellikle takipte. ilaç sürecinin yanında çok hastanın sosyalleşmesi için burada Evet. çok önemli merkezler var. TRSM dediğimiz toplum Evet ruh çok sağlığı merkezleri. o daha yeni bir Türkiye'ye yani daha yakın zamanlı gelen bir ekol ama ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yurt dışında daha yaygın yapılan uygulamalar, ara evleri, işte gündüz hastaneleri gibi. Çok önemli. Hani rehabilitasyon imkanı, sosyalleşme imkanı. Tek doktor takip ediyor. Tek merkezden işte daha az bekliyor. İnsanların içine daha az hani sıra beklemek mesela devlet hastanelerinde kalabalığa girmek, uğraşmak. Yani bunlar zor şeyler. Zaten hani motivasyonu düşük, sosyal olarak içe çekilmiş bir insandan yani bunları istemek, talep etmek gerçekten zor ve uygun değil ama TRSM'ler, toplum ruh sağlığı merkezleri bu açıdan önemli. Yakınlarında psikotik bozukluk olan, şizofreni olan hastalar özellikle için mutlaka araştırsınlar, gittikleri hekime sorsunlar, yönlendirme Çünkü istesinler. dernekler de var hesabımla Tabii, ilgili. Hani tabii. şizofrenle alakalı dernekler var, yapılan grup çalışmaları var. Yani Tabii orada ki. yalnız olmadığını hissetmesi. Evet, hani dünyada çok fazla değişmiyor. Farklı toplumlar %1 yine aslında bunun Evet. sıklığı, ama yine bunu kendi gibi birini gördüğü zaman orada bununla nasıl daha kolay başa çıkacağını öğrenmesi Tabii. mümkün oluyor aslında Aileler hastaların. için de çok önemli bu destek. Yalnız değilim. Başka insanlarda da var. Başka ailelerinde, çocuklarında ya da eşlerinde var. Şizofreni Dostları Derneği. Bu çok birçok böyle destek yani yakınların kurduğu dernekler var. Hekimler de dahil buna. Artık internet var. Yani bunlara ulaşmak çok daha kolay. Eskiden biraz daha zordu. Araştırsınlar. Bu sosyal destekler, TRSM'ler, gündüz hastaneleri ya bunlar çok önemli süreçler. Şizofreni sakatlayıcı bir hastalık bir açıdan yani sosyal anlamda ama iyi takip edilirse, rehabilite edilirse, gerçekten iyi bir tedavisi varsa işinde, gücünde, çoluğuyla, çocuğuyla psikotik bir hasta gayet rahat yaşayabilir iyi bir tedaviyle. O yüzden hani böyle bir şizofreni çok Etiketlenmeyi de aslında burada evet tam da girmiş bahsetmek olduk lazım. aslında. Yani bizim tüm ruhsal hastalıklarımızda var.
en yoğun yaşandığı bozukluklar psikotik bozukluklar, akıl hastası, deli, kötü, işte uzak tutuyor. Öyle bir şey. Yani bu bir hastalık. Evet, belirtileri farklı. Gerçeklikten kopma olduğu için değişik geliyor insanlara ama bunun bir hastalık olduğunu, bir tedavisi olduğunu, yani dünyanın sonu olmadığı, gerçekten iyi, çok çok iyi seyreden, takiple, tedaviyle benim birçok hastam oldu. Hala da var. O yüzden çok umutsuzluğa da kapılmasınlar. Aileler için söylüyorum ve hastalar için söylüyorum. Mutlaka takip ve tedaviyi önemsesinler, peşine düşsünler. Çünkü önemsemediği zaman ben iyiyim, ilacını içmediğinde de her seferinde servise, hastaneye tabii. aynı hasta gelebiliyor. Daha kötü bir şekilde ne yazık tabii, ki. Tabii çok çok kötü. Daha çok alevleniyor artık. Daha çok her atak bir yara beyin için, öyle diyeyim kabaca. Biz çok istemeyiz atak. Atak gelmeden toparlayalım isteriz. Çünkü her atak bir yıkılmaya yol açıyor. Ruhsal yapıda bir yıkım, o yıkım süreci de tabii giderek kötüleştiriyor hastanın ruhsal yapısını, sosyal kontağını, işlevselliğini. O yüzden bizim için atak geçirtmeyelim, aman tutalım, çok önemlidir. Yatış gerekli olduğunda çok elzem ama mümkün mertebe yatışa gerek olmadan takip edelim. Yani o raddeye getirmeyelim istiyoruz. O yüzden evet, tekrar tekrar söylüyorum, tedaviye uyum, tedaviyi takip etmek, doktora götürmek çok önemli. Aslında biraz daha bir önceki hani konuya, daha başlangıç sürecine döneceğim ama aileler ya da diğer kişiler ilk duyduğunda bunu işte saçmalama, öyle şey olur mu vesaire gibi biraz daha hastayla inatlaşmaya gidebiliyorlar. Bu hasta için de aslında yıkıcı olabiliyor bazen. Yani evet. Çünkü ikna etmek de çok zorlaşıyor. Ya ben hani hasta yakınlarını da anlıyorum. Çok farklı geliyor. Ne diyor diyorlar yani. Ne söylüyor? Allah Allah. Anlamak çok zor. Bizim yani Japon kralının işte evet, yani işte yeğeniyim ya da işte Japon kralının yeğeniyim ya da işte ben örümcek adamım. Tırmanabilirim balkondan yukarı. Yani bana uyurken çip taktılar. İşte ben önemli bir insanım. Ameliyat izi de yok hani. Yok, evet öyle. İşte çok çok ya, yani çok farklı böyle aileleri de anlayabiliyorum. Çok değişik. Saçmalama, ne diyorsun? Yani gerçeklikten çok kopuk olduğu için söyledikleri. Ama bunlar alarm semptomları. Evet ya, bir şey var demek bu. Hemen hızla. Aslında ne onunla tekrardan evet ya biz de görüyoruz demek. Tabii, ya da ne de tam desteklemek zıttı çok... gidip işte hayır böyle bir şey yok deyip tabii. Aslında onun arasını biraz zaten da bulmak hani o da gerekiyor. Zaten o şekilde ikna edemezsiniz. Yani hezeyan budur. Sıkı sıkıya tutunur o yanlış inanışa. İç organlarım çürüyor. Somatik hezeyan, bedensel hezeyan dediğimiz bir hezeyan grubu. İç organlarım çürüyor. Hepsi çürüyor. Ben hissediyorum, duyuyorum çürüme sesini. Siz bu hastayı yok, hayır, olur mu? Bak biz duymuyoruz da. Yani ikna edemezsiniz. Tedaviye ihtiyaç var. Net. Tedavisiz düzelecek bir şey değil. Yani nasıl şeker hastalığı, şekeriniz yükseliyor, şeker hastası oldunuz. Ben inanarak ya da ikna yoluyla şekerimi düşüreyim. Yani yok böyle bir şey. Bu hastalıklarda beyindeki beyin hücreleri arasında iletişim kurulmasını sağlayan çok çeşitli hormonlar var. Bunlardan özellikle dopamin ve glutamat isimli iki tane hormon düzeylerinde dengesizlik oluyor. Ve biz bunu evet ilaç tedavisiyle düzeltmek zorundayız. Özellikle ilk alevlenme sürecini bunu bir dengeleyelim. Ondan sonra dengeleyeceğiz tekrardan. Ve onu dengede tutmaya çalışacağız. En bilmiyorum tedaviden belki bahsedebiliriz. Hani. Özellikle hani bazen ailelerin de hastalığa korktuğu bir kısım oluyor. İlaç tedavisinde EKT dediğimiz elektrokonvülsif terapi, elektroşok da deniyor halk arasında da. Belki hani son 20 dakikadan biraz daha süremiz kaldı ama önemli olduğu için ben buna biraz evet, da değinmek bahsedelim. istiyorum, girmek istiyorum. Elektroşok halk arasında biz elektrokonvülsif tedavi diyoruz. Evet, bizim kapalı servislerimizin pratiğinde olan bir tedavi. Düşünce bozukluğunu düzeltmez. Ama intihar düşüncesi, eksitasyon, işte bu saldırganlık gibi durumlar, ilaçla kontrol altına alınamıyorsa. Çünkü bazen çok yüksek doz ilaca ihtiyaç duyuyoruz. Bu sefer ilaçların yan etkileri çok yaşanıyor. Yani yine hastayı korumak amacıyla EKT tedavisi uygulanabilir. EKT tedavisi hani biraz korkutucu bir tedavi ama çok etkin, çok hızlı etkiliyor. Daha az, düşük doz ilaca ihtiyaç duyuyoruz. Birçok artıları olan bir tedavi. Eski EKT'ler benim ihtisasımın ilk döneminde
daha invazifti, daha tatsızdı. Şimdi artık zaten anesteziyle EKT geldi. Kısa bir anesteziyle hastayı çok kısa uyutuyoruz. EKT yapıyoruz, hasta zaten fark etmiyor. Hani şey gibi düşün, işte endoskopi yapılıyor uyutularak. Onun gibi hasta uyanıyor, bitmiş. Çok daha konforlu hasta için ve belli açılardan çok etkin bir tedavidir. Her şey için kullanmayız zaten, yani her gelene EKT yapıyoruz diye bir şey yok ama gerekli durumda hekim gerek görüyorsa muhakkak gereklidir. Yani Yani biz özellikle EKT'nin hani ilk indikasyonu kullanılan özellikle majör depresyon ve katatonik tabii şizofrenide. tabii tabii Yani yani evet. İntihar düşüncesi olan hastalarda, özellikle şizofreni içi depresyonlarda da olur çünkü sıktır şizofreni içi depresyon. Kullanırız. Ekstasyonlarda da, katatonide de kullanırız. Yeri vardır. Yeri varsa kullanılır. Yani her hastaya da zaten EKT yapılıyor diye bir şey yok. Çok öyle her zaman yapılan bir uygulama değil. Ama hasta yakınlarından çok korkacağı bir durum yok. Dediğim gibi kısa bir işlemdir. Öyle çok büyük bir ameliyat gibi falan düşünmemek lazım. Endoskopi gibi düşünmek lazım eğer bir şeye benzeteceksek. İlaçların dışında kullandığımız bir yöntem. Evet. Şimdi hastalık şizofreniden bahsettik. Erken dönem belirtilerinden, tanı sürecinden, tedavi sürecinden, tedaviden sonra özellikle toplum ruh sağlığı merkezlerindeki yapılan çalışmalardan, grup desteklerinden bahsettik. Son hani şizofreni alakalı eklemek istediğin kısımlar varsa alayım. Ondan sonra çünkü şizoafektif ve hezeyanlı bozukluğu da konuşalım. Biraz daha ayırıcı tanıyı da Evet, konuşalım evet. istiyorum. Yani şizofreniyle tedaviyi belki toptan da konuşabiliriz. Çünkü bütün bu grup ilaçlar, yani hastalıklarda benzer ilaçlar, ilaç tedavileri kullanılıyor. O yüzden diğer belki psikotik bozukluklardan da kısa kısa bahsetmek iyi olabilir. Şizoafektiften bahsedelim. Şizoafektif bozukluk aslında şizofreniye çok benzer seyreden bir bozukluk ama dönem dönem duygu durumu ile ilgili çeşitli belirtiler eşlik ediyor. Bu işte hezeyanları, halüsinasyonları, işte düşünce bozukluklarını. Ya keyifsizlik, moral bozukluğu, isteksizlik, yaşamdan tat alamamayla karakterize depresif ataklar oluyor. Bizim halk arası Ya da bildiğimiz depresyon depresyon. aslında ama hani bu tip ataklar oluyor. Ya da Veyahut tam tersi, enerji maniye artışı, konuşmada, düşüncede hızlanma, haz veren eylemlerin peşine eyleme yönelik. düşme, Yani eylem, sabaha evet. kadar koşmak, bir yerden bir yere gitmek. Tabii, yani para harcamada artış, çok neşe ya da öfke yönünde duygu durumun yükselmesi gibi manik ataklar eşlik eder psikotik belirtilere, şizofrenideki. Duygu durum bozuklukları ile şizofreninin bir karışımı gibi şizoafektif bozukluklar. Şizofreni kadar iyi tanımlanmış değil, daha ara bir form. Ama tedavileri benzer. Yine de tabii duygu durumunda kontrol altına alacak çeşitli ilaçlar ekliyoruz şizofreni tedavisinde. Bir de burada hani bunu da demişken hezeyanlı bozukluktan da bahsedelim. Hani bazen çünkü bu hani paranoid kısımlardan, hezeyanlardan biraz bahsettin ama hani özellikle evliliklerde de Evet. bazen gördüğümüz bir hani kısım Aile terapisti olabiliyor. Bazen olarak aile terapisi sen yani de hani görüyorsun çünkü onu bende. iyi hani klinik olarak iyi gözlem yapıp ayırmak gerekiyor. Yani ne kadar ilişkisel bu durum, yani ne kadar da hani kişinin ya da Muhakkak. bir psikiyatrik durumuna atıfta bulunuyor. Gerçekten bunu iyi gözlem yapmak gerekiyor. Muhakkak. Hani biraz da hezeyanlı bozukluktan bahsedelim mesela. Hezeyanlı bozukluk, şizofreni gibi böyle yaygın bir ruhsal yapıda ya da gerçeklikle ilişkide bozulma olmaz. Ama tekil, belli bir alana yönelik yanlış bir inanca, düşünceye sıkı sıkıya sarılma olur burada da. En sık görülen tipi jaluzik tip dediğimiz kıskançlık Sık. tipi. Aşırı kıskanç. Aşırı kıskanç. Hocam çok kıskanç mesela gelir. Kıskançlık evet çift ilişkisinde birçok dinamik nedenle görülebilen bir şey. Ama burada normalin üstünde inanır. Aldatıyorsun. İşte kesin birini evine alıyorsun. Yani hiç öyle bir şey yoktur. Ama buna böyle sıkı sıkıya bağlanır bu inanca. Ve tabii tehlikeli bir şey. Çünkü bu kadar inandığınızda öfke, işte kırgınlık bunlar bazen istenmeyen sonuçlar da doğurabiliyor. O yüzden hezeyanlı bozukluğu atlamamak lazım. Başka tipleri de var. Hak arama tipi, haksızlığa arıyorum. İşte davalar açar, oraya dava açar, TEDAŞ'a dava açar, buraya benim işte bankalara dava açar, hak arama hezeyanı. Paranoid tip yine böyle zarar göreceğine dair böyle tekil inançlar. Hezeyanlı bozukluk şöyle farklı. Yaygın bir işlevsellikte bozulma olmaz.
hezeyanın olduğu alanda olur. Yani mesela kıskançlık tipi hezeyanı varsa eş ilişkisini bozar. Tabii ailesel işlevselliği bozar ama işine gücüne gider. İşte ne bileyim öğretmendir, okula gider, öğrencisine ders anlatır. Hezeyanın olduğu alanda işlevsellik bozulur. Halüsinasyonlar dönem dönem olabilir, hezeyana uyumlu. Böyle yaygın sesler duyma, hayaller görme gibi değil ama hezeyan neyse, yani düşünce bozukluğu neyse ona uyumlu böyle bazen halüsinasyonlar da olabiliyor. Daha nadir şizofreniye göre. Dışarıdan gördüğünüzde çok anlaşılmaz. Daha İyi yani bir korundu. şey yok hani gayet çalışıyor işinde Tabii gücünde tabii işte ya. yani gelir karşınıza gayet konuşur mantıklı birçok alanda ama o hezeyanın olduğu Hezeyan. alan onu ayırt etmek çok önemli gerçekten. Aile ve çift Terapistler. terapistlerine çok sen de görüyorsun Ya burada zaten. içgörü de aslında önemli. Yani gerçekten bu yanlış inanış mı? Yoksa yani gerçekten öyle mi? İçgörü Yoksa önemli, şey de önemli. Aslında bütün hezeyanlar için kendisi. söyleyeyim, kültürel inanç. Yani kültürel inanış bazen çok çeşitli kültürler var. Karıştırmamak lazım, iyice sorgulamak lazım. Hezeyan gibi gelen şey aslında kültürel bir durumda olabiliyor bazen. Kıskançlık için söylemiyorum ama başka tip dini vesaire hezeyanlarda. Onu da ayırt etmek lazım. Son 10 dakikaya giriyoruz. Biraz daha artık hani bunlardan da bahsettik. Psikozdan, psikotik bozukluklardan. Biraz daha hani tedavi sürecinden de demin kısaca bahsettik ama belki biraz daha detaylandırmak gerekebilir. Hasta geldiği zaman bunun tedavi süresiyle alakalı, belki ilk yapılan müdahalelerle ilgili depo formlar var çünkü artık Evet, ilaçların. evet. Belki biraz daha bunlardan bahsedelim ve ayrıca tanıyı da konuşalım aslında. Tedavi, kronik hastalık, yani şizofreni, şizoaffektif bozukluk, hezeyanlı bozukluk bunlar çok uzun vadeli tedaviler. Ömür boyu genelde tedavi isteyen bozukluklar. Yani bir anda kendiliğinden tamamen ortadan kalkmıyorlar. Seneler içinde çok farklı ilaçlar, çok yeni ilaçlar keşfedildi. Hala da bu konuda çalışmalar var. Yeni Bizim ilaçların yan etkileri eski daha şeylere tabii göre ya bizim daha elimizi az. çok güçlendiriyor. Etkileri iyi, yan etkileri az. Çünkü eski ilaçlarımızda daha ağır yan etkiler vardı. İşte hareket bozukluklarına yol açabiliyordu. İşte böyle küntleşmeye yol Yani ekstra açabiliyordu. piramidal sentromlar Evet, o dediğimiz. işte bu hareket bozuklukları çok görülebiliyor. Bilişsel yapıyı daha çok bozuyordu bu düşünme, katılma. Hani zaten hastalık bozuyor, ilaçlar da biraz daha o anlamda da katkıda bulunabiliyordu. Ama yeni ilaçlarımız bu anlamda çok daha iyi. Duygu durumu daha iyi tutan ilaçlar. Hani Aslında depresyon. hem sadece eski döneme göre hem sen daha iyi biliyorsun hem sadece psikotik epizotlara şey kısımları değil. Aynı zamanda depresyonu ya da diğer Evet, duygu duruma dair duygu de durumuna da sıkıntılar etkili. varsa onları da Evet, etkileri var. etkili. Yan etkileri daha az. Hastaya göre seçeriz. Yani çok hareketli, uyumayan, eksite hastaya farklı bir ilaç tercih edilir. Daha negatif belirtilerle giden, sessiz, konuşmayan, içine çekilmiş hastaya başka bir ilaç tercih edilir. Yani terzilik gibidir. Hastanın üstüne dikersiniz tedaviyi. Standart hani herkese şu bu gibi bir şey Her hasta yok. ayrı bir projedir derler ya tıpta aynen de öyle aslında. Kesinlikle öyle. Yani hastalık yoktur, hasta Hasta vardır. vardır, Doğru, evet. evet bizim ilaç gruplarımız var ama ilaç da, görüşme de, kontak da hastaya göre olmalı. O yüzden komşuya iyi gelen ilaçları ya da diğer yerge ilaçları kullanmıyoruz. Evet, komşuma çok iyi geldi, ben değiştim. Komşunda hipertansiyon yok, sende var, tansiyon olmuş 25 yani. Yani Tabii. tansiyon ilacı yani sonuçta hani bilinen adıyla. Mesela yani o kadar önemli ki gerçekten hani hastayı özgün bir insan olarak değerlendirmek. Şizofreninin ardında bir insan var. Semptomlar çok dramatik, çok böyle parlak, pozitif belirtiler, sesler, hayaller vesaire ama aileler de bunu unutmamalı. Bu semptomların arkasında bir insan var, inciniyor, korkuyor. Oraya temas etmek çok önemli. İçgörü kazandırmak anlamında da iyi bir takip, tedavi çok faydalı. Çünkü biz içgörü kazandırıcı görüşmeler yaparız. Yani bunu anlaması, gerçeklik zeminine hastayı tutup çekeriz. Bu çok önemli tedavide. Sadece hani ilaç değil tabii ki. Ama ilaçlar çok önemli. Çünkü hormonal dediğim gibi bozukluk var, onu düzeltmemiz lazım. O yüzden ilaç kullanmak şart. Depo formlar çok önemli. Yeni ilaçlarımız var. Eskiden de depo formlarımız vardı. Çok yan etkiliydi. Yeni depo formlar hem uzun etkili, mesela aylık iğne şeklinde.
Konfor çok arttırıyor. Hasta içmeyeceğim, etmeyeceğim. Ayda bir tane iğne vuruluyor. Kontrole gidiyor yani Kontrole hasta. gidiyor. Sabit doz kan da var. Hani ayda bir vurulduğu için. Çok güzel bir şey. Çok güzel yenilikler var bu anlamda. Bizim de elimizi güçlendiren şeyler bunlar. Aslında benim unuttuğum bir kısım vardı. Şimdi aklıma geldi. Postpartum psikoz. Özellikle doğum sonrasında bahsedelim. Hani biraz kısaca. Aslında onu konuşalım. Son 5 dakikaya girdik ama hem anneler açısından da hem aileler açısından ben çok önemli olduğunu düşünüyorum bunun. Çok önemli. Şimdi yaş aralığı 20'li yaşlar gibi. Kadınlarda biraz daha geç Geç çıkar. başlıyor yani. Şizofreni, psikotik bozukluklar. Doğum çok güzel bir şey, çocuk dünyaya getirmek. Çok harika bir şey ama ruhsal bir stresör. Bunu unutmamak lazım. Çok yeni bir şey ve bu bir tetikleyici olabiliyor. Birçok hastalık için, depresyon içinde, kaygı içinde, psikoz içinde. Doğum sonrası ilk haftalarda işte bu davranışsal sorunlar, böyle saçma inanışlar, garip konuşmalar, çok şiddetli uykusuzluklar, kendi kendine konuşma. Aman diyorum, böyle bir şey varsa aman loğusalık vesaire falan demesinler. Hemen bir uzmana götürsünler. Yani değerlendirilmesi çok önemli. Akut tablodur. Böyle birdenbire de alevlenir, hızlı alevlenir doğumdan sonra. İyi yönetmek gerekir bu süreci. Çok çok sık olmasa da çok da seyrek değil. Bazen işte böyle gecikebiliyor. İşte küçük çocuk var, bebek var ama hayır yani. Anne mutlu ve sağlıklıysa çocuk da mutlu ve sağlıklı olur. Bunu unutmamak lazım. Önce annenin sağlığını, ruh sağlığını koruyacağız. Depresyon için de geçerli bu. Doğum sonrası depresyon da çok sık. Kaçırmamak lazım. Yakınları muhakkak ön ayak olsunlar, getirsinler böyle belirtiler görülüyorsa doğum sonrasında. Burada peki hani bundan bahsettik, doğum sonrası aslında doğum bir travma. Hem bazen Bir anne açıdan için hem bakınca baktığınız zaman bebek açısından, yeni dünyaya gelen açısından. Hayatta bu askerlik olabilir, başka diğer kısımlar olabilir. Tabii. Erkeklerde biraz daha 15-25 arasında daha hani daha sıklık erken, görülür ama kadınlarda biraz daha 25'den sonra daha sıklık görünüyor aslında psikoz ya da hani şizofreni. Bu noktada aslında bu travmaların da bir etkisi var dedin ya biraz önce. Kimse bunu istemez hayatında. Genetik geçişli olan bir durum aynı zamanda. Aile yüksünü Tabii bilmek burada çok önemli, önemli. önemli. Ailede varsa yatkınlık artıyor. O illa olacak demek değil yani. Değil. Hani tedirgin olmasın. İzleyicilerimize. Şizofreni var ailemde, ben de olacak. Ama risk artıyor. O açıdan hani değerlendirmek lazım. Bir öyküyü bilmek lazım. Doğru. Postpartum çok dramatiktir bir de. Hani yeni anne olmuş. Hep böyle bir peri masalıdır ya. Anne oldum, çok güzel, her şey yolunda. Zor bir şey. Hiç hastalık gelişmese de yani anne olmak kolay bir şey değil. Çok yeni bir şey. Bir bebek veriyorlar. Sorumlusu sizsiniz. Nasıl bakacağım, nasıl edeceğim? İlk kez yaşadığınız ve büyük bir sorumluluk. O yüzden ruhsal hastalıkları bu anlamda tetikleyebiliyor. Güzel tarafları çok tabii ki anneliğin ama böyle tarafları da olduğu, bu kötü bir şey değil. Bu anneliğe dair bir durum değil. Bugün Bu de bir Anneler Günü hastalık. Esra. Buradan senin Evet. Anneler Günü'nü kutlarım. Çok Tüm teşekkürler. kıymetli izleyenlerimizin de Anneler Günü'nü kutlarım. Yani güzel beyaz bir sayfada beyaz güzel geleceklerimiz olsun. Umutlu olun İnşallah diyelim. tüm annelerim, ben de Anneler Günü'nü kutluyorum. Çok güzel bir şey, zor bir şey ama ödülü de büyük. Sevgisi ve güzelliği de çok büyük anneliğin. Evet, bugün psikozu konuştuk. Yani çok aslında kıymetliydi benim için. Çok hani direkt hani tanı kriterlerinden ziyade nasıl görüldüğünü, ailelerin neler yapabileceğini, kişilerin neler yapabileceğini biraz daha konuştuk. Ben senden bir hani son bir kapanış sözü alayım hastalara, kişilere, hasta yakınlarına, bizi izleyen herkese. Özellikle psikotik bozukluklar için konuşmam gerekirse etiket, yani hastalığın ardında evet hastalık çok parlak, çok farklı, korkutucu belirtilerle gidiyor ama bu tablonun arkasında bir insan olduğunu, kırılganlıklarıyla, Bir hikayesi korkularıyla, olan. endişeleriyle, bir yaşam öyküsüyle bir insan olduğunu hiçbirimizin unutmaması gerekir. Ailelerin, hekimlerin, çevresinin, sosyal çevresinin o insana dokunmak çok önemli. O insanın elini tutmamız lazım. Ancak bu şekilde hastalığın üstesinden gelebileceğimizi düşünüyorum Esra çok teşekkür ederim. Renk ben. Ben kattın. Çok teşekkür kıymetli bir ederim. sohbet oldu benim için de. Yine Benim görüşmek için de ümidiyle öyle. diyelim. Umarım. Kıymetli izleyenler, Kristen Sani'de bugün psikiyatrist doktor Makbule Esra Koçak'la birlikte psikotik bozuklukları konuştuk. Birazdan Orhan Veli Kanık'ın Açsam Rüzgar'a şiiriyle kapanışta yine birlikte olacağız efendim.
Ne hoş ey güzel tanrım, ne hoş mavilerde sefer etmek. Bir sahilden çözülüp gitmek, düşünceler gibi başıboş. Açsam rüzgara yelkenimi, dolaşsam ben de deniz deniz. Ve bir sabah vakti kimsesiz bir limanda bulsam kendimi. Bir limanda büyük ve beyaz. Mercan adalarda bir liman. Beyaz bulutların ardından gelse altın ışıklı bir yaz. Doldursa içim orada baygın kokusu iğdelerin. Bilmese tadını kederin bu her alemden uzak ada. Konsa rüya dolu köşkümün çiçekli dalına serçeler. Renklerle çözülse geceler. Nar bahçelerinde geçse gün. Her gün aheste manaların görsem açıktan geçişini ve her akşam dizilişini ufukta mermer adaların. Ne hoş ey tanrım, ne hoş iller, göller, kıtalar aşmak. Ne hoş deniz deniz dolaşmak, düşünceler gibi başıboş. Versem kendimi bütün gün bir yelkenli olup engine, kansam bir an güzelliğine, kuşlar gibi serseri ömrüm. Tekrar görüşünceye dek efendim, sağlıcakla, umutla ve güzellikle kalın.